Harap ettin kendini. Sabaha kadar ayaktaydın. Hadi gel uyu biraz. Mustafa dönmeden uyku girmez gözüme. Gelecek, merak etme. Celal Baba her şeyi halledecek. Bana bir şey olursa? Korkmuştur kusum. Ne oldu, var mı bir gelişme? Yok. Nerede bu Sarp? Niye gözükmüyor ortalıklarda? Bir arayayım baba. Alo Sarp, neredesin? Ne olmuş? Neredeymiş? Baba sen konuşsan daha doğru olacak. Niye? Bir bak sen baba. Alo. Alo ona. Alo Celal. Ne o, sesin biraz gergin geliyor. Bir sıkıntı mı var? Ulan kudret. Bunun yanına bırakmayacağım senin. Öyle mi diyorsun? Senin zamanında yaptıkların hep yanına kaldı. Benimkiler neden kalmasın? Sevdiğini kaybetmek neymiş? Sen de anla Celal. Sarp nerede? O Sarp acayip bir çocuk. Her köşeden o çıkıyor. Gözüme batmaya başladı. Ayağıma fazla dolanıyor. Ulan Sarp'ı öldürdün mü yoksa? Ha? Yok yok. Henüz değil. Sarp sırasını beklesin. Ondan önce küçük bir işim var. Buradaki küçük parantez içinde. Celal. Anladın sen. Alo, alo! Mustafa! Dokunamayacaksın lan Mustafa'ma. Ceren oldu. Bir şey mi yapmış Mustafa'ya? Bir şey yok. Ya dur bir yeşim ya. Allah aşkına bir dur ya. Baba. Sarp. Kudret'in eline düşmüş belli ki. Baba ne oluyor? Ne yapıyor bu adam? Bilmiyorum. Melek bilmiyorum evim. Bilmiyorum diyeceğine yapsana bir şey. Durma sana böyle. Kurtar oğlunu. Alo, evlat. Söyle baba. Sarp da Kudret'in elinde. Sarp'a ulaşabilirsin. Mustafa'yı da bulmuş olursun. Tamam baba, bakacağım şimdi. Sarp'ın telefonu üzerinden yeri tespit etmeye çalışacağım. Ararım seni. Baba. Mustafa'ya bir şey mi yaptı bu adam? Anladığım kadarıyla on meselesi Melek. Ne yapacağız peki? Bir şey yapsan? Mert, Sarp'ın telefonu üzerinden yerini tespit edecek.
Ondan haber bekliyorum. Sarp yaşıyor değil mi? Henüz yaşıyor. Ama bu Kudret'in ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Her şey Mert'in elinde desen o zaman. Evet öyle. Bakalım nereye dönecek bize.